Arkadaşlar bugün GTA 5'te yeni arabaları modifiye etmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 4 araba kaldı, yani 2 bölüm kaldı. Bu sondan bir önceki bölüm. Evet, maalesef sonuna geldik yani. Bu arada arkadaşlar, videoda geçmeden önce bir ekipman çekilişi var arkadaşlar. Eğer görmediyseniz aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Mutlaka katılın derim. Bayağı bir ekipman var yani. 25 tane ekipman var. 25 kazanan olacak. Mutlaka katılın açıklamada. Gelecek update'lerde görüşmek üzere artık. Bundan sonra son bir bölüm kaldı. Şimdi bakıyoruz. Buradan sadece iki araba kaldı galiba. Aynen, iki tane kaldı buradan. Bu scarab kaldı. Bu tank tarzı şey kaldı. Bir de bu kaldı. ZR380. Ondan sonra şurada da iki tane var. Burada da Glendale var. Bir de Dominator var. Şimdi bugün hangisini modifiye etsek? Bugün ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu Glendale'i alalım. Ondan sonra bir de şu tankı alalım. Tankımsı şeyi alalım. O zaman bu tank gibi aracımızı da modifiye başlayalım bakalım. Güzel bir şey benziyor ya. Vallahi paletli maletli. Manyak dağa tırmanır ya bu. Haydi bakalım başlayalım o zaman. Şimdi frenler yapıştır abi. Ondan sonra boost. Boost'a gerek yok. Uy, hızı da çok yavaşmış ya. Ama boost'a gerek yok yani. Çünkü niye? Çünkü niye? Para yok. Para yok, o yüzden gerek yok. Body spikes. O. Tamam. Oo. Ha siktir, yan tarafta elektrik şeyi geldi bak. Bu güzel, bayağı güzel. Ha bir de şu çubukları ekledi. Ya bu çubuklar buna yakışmadı ya. Tamam, şimdi armor ekleyeceğiz. Bakalım. O yine elektrik mi ekledik tepeye? Yok, elektrik tepede varmış zaten. Aynen, bakın buraya çıktığınızda düşman çarpılıyor galiba şurada. Yan tarafa değince de çarpılacak büyük ihtimalle. Bayağı güzel bir araba ha. Araba da değil, tank. Armor'unu güçlendirdik. Şimdi bunun arasındaki farkı... Ha şimdi anladım. Tamam, okey. Hadi bunu da satın aldık bakalım. Hey, para bitti yine. 81 bin kaldı. Oo, bir de buraya armor koyuyoruz. Tamam da bu hiçbir işimize yaramaz abi. Kocaman bir şey olsaydı da bu... Ha. Heh, böyle şeylerle gel işte. İşte böyle şeylerle gel. Karbon. Karbon mu yapsak acaba? Liveri varmış bir de. Ha, şey değil mi? Karbon ya. Karbon abi. Karbon güzel oldu. Yapıştır, bunu da aldık. Ondan sonra bir de body var. Body. Ha. Ha. Body'deki karbonları söktük ya. Karbonları sökmeyelim ya. Karbon güzel. Aynen, karbon güzel. Onu çıkarmaya gerek yok. Bir de alt tarafa bir şey ekliyoruz galiba. Bu nedir anlamadım ama karbonu alalım. Aynen, alttan azıcık karbon gözüksün. Tamam, çok belli olan bir şey değil ama. Ha bir de roll cage var. Oo, arka tarafa ekleniyor. Tamam, güzel. Her tarafı da karbon yapmayalım ya. Hoşuma gitti ama. Her ne kadar... O bak, bu güzel. Bu güzel. Bu güzel aynen. İki renkli birden oldu. Şu tepesi altın rengi oldu. Arka tarafı normal. Arabanın renginde olacak işte. Araba diyorum buna ama kusura bakmayın artık. Ananı, para bitti. Evet, bu update pahalıya patladı arkadaşlar. Hem de bayağı pahalıya patladı. Engine'i updateledik. Ondan sonra de cover'ı varmış galiba. Buradan göremiyoruz ama şurada ufak bir şey herhalde. Livery, vented roof. Ha, şu fena değil. Şuradan yandan havalandırma açıldı. Altın rengi açıldı. Uuu, çok güzel. Fan çıktı oradan. Tamam, bunu istiyorum abi. Bak bu güzel. Bu farklı bir şey oldu. Tamam, şimdi egzoz. Ha, ağzına tüküreyim. Bu budur ya. Şuradaymış. Şuradaymış arkadaşlar. Tamam, oradan alıyorum. Şu tepeye koyuyorum. Aynen, tepeye koyalım egzozumuzu. Ondan sonra ışık. Normal farı yok bunun. Şurada led ışığı var gibi gözüküyor ama neon takmaya gerek yok. Liberi'ye geldik. Aa, ben bu liberilerin hiçbirini sevmediğim için büyük ihtimalle birazdan nan yapacağım. Çünkü bunlar benim içime sinmedi yani. Şöyle bir geçtim ve nan yaptım. Hiç liberi istemiyorum. İsim çık. Yani tankın küçüğü. Tank çık. Kört. Bakalım şimdi burada. Ha şu yan. Oo. Bayağı güzel oldu lan bu. Ha bak. Oo, tam kapama. Ha. Hiç fena değil. Oo, bayağı güzel şeyler geliyor. Oo. Bir şey diyeyim mi? Full armor ha? Oy, livery full armor, karbon full armor. Oo. Futuristic panel. Oo, bu hoşuma gitti. Büyük ihtimalle onu alacağım. Aynen öyle. Panel. Bunu istiyorum. Panelli. Hem de karbon şeyi de oldu kenarda. Tamam, güzel. Bayağı da seçenek varmış. 17 tane. Turbo tabii ki abi, zaten yavaş bir şey, dediğim gibi ihtiyacımız var, zıplamaya ihtiyacı yok. Camları limo yaptık. Ondan sonra silah. Ha, geldik silah. Şimdi en yukarıya doğru çıkalım. Klasik bu zaten. Kürek gibi şeyimiz var önde. Ha, böyle fena değil aslında araba, hiç olmadı böyle. Tam büyük versiyonlarına geçelim. Yine kocaman bir kürek, daha da büyüğü ise böyle bir şey. Bu daha güzel ya, bu daha güzel aynen. Bu hem ittirme konusunda bu büyük ihtimalle daha iyidir açısına göre düşününce yani, en azından. Buraya yine tarıt ekliyoruz. Ama ben plazmasını istiyorum onun. Proximity mine. Şimdi arkadan bırakacağımız yine ne olabilir? EMP bırakalım bunun da ya. EMP bunda iş yapar yani. Hatta bayağı güzel olur. Elektrikli elektrikli bir şey zaten. Ve bitti. Şimdi respray. Abi bunun respray'i. Bunun respray'i yani ne olur bence biliyor musunuz? Okey. Yaptık bunu o zaman ya. Aynen, bu oldu. Bayağı da güzel oldu ya. Bayağı içmesinde. Tamam, 10 numara oldu. Benim için süper oldu. Hadi bakalım nasıl bir şeymiş. Ola. Böyle miydi lan bu nişan alma şeyi? Nişan alma şeyi böyle yuvarlaklı falan değildi. Değil mi? Abi yalnız bir şey değil mi? Bayağı iyi ya.
Işık aynen tepeden ışığı var. Bir dakika. Ha, sadece geri ışığı var, bir de ön ışığı var. Tamam okey. Bir arkayla önü ayrı kontrol edebiliyoruz bunda. Bakın şimdi. Kapalı her şey. Açıyorum bir kere arkalar açılıyor. Bir kere daha açıyorum ön açılıyor. Tamam bayağı güzel. Bayağı da aydınlatıyor ya baksanıza. Aynen tamam şimdi bir dakika. Ateş zamanı. Silah testi. Ama bunda da çok zor nişan alıyor ama oto aim'i var. Bak şimdi bir anda kendi nişan almaya başlıyor adam. Bakın şimdi. Bak. Bak gördünüz mü? Direkt bir anda kadına nişan aldı, öldürdü bak şimdi. Bayağı bildiğimiz tank ya bu. Ya şöyle yapalım bakalım. Hiç var ya. Hiç umurunda olmuyor. Etkilenmiyor yani. Çekilin lan. Oyyy. Çetelere geldik. Oğlum bu çeteler niye kaçışıyor lan? Bunlar eskiden böyle değildi. Oğlum size ne oldu? Siz San Andreas'tan sonra çok bozmuşsunuz he. Oo araba güzelmiş. Oğlum niye bunlar kaçıştırıyor? Eskiden böyle değillerdi. Siz var ya. Bozmuşsunuz he. Bir şey değil mi? Siz harbi bozmuşsunuz. Oğlum bu araba çok güzel. Niye bu kadar güzel? Var ya manyak itiyor. Manyak itiyor. Bak şimdi bir de tam karşıdan geleni harbiden çok fena. Hiç bana mı demiyor yani? Gerçekten... Ah şimdi dedi. Niye dedi? Abi demin hiç hareket bile etmiyordu ya. Tamam şimdi sırada bu Glendale var. Yani bu neye dönüşecek acaba? Çok merak ediyorum. Gerçekten meraklar içerisindeyim. Eski model bir araba. Ne olabilir yani? Bundan nasıl bir savaş arabası çıkabilir? Ama büyük ihtimalle şaşırtacak. Büyük ihtimalle psikopatça bir şey olacak yani. Çünkü hiçbir şey beklemiyorsun bu halinden. Ve evet, evet. Şaşırtıyor arkadaşlar. Kocaman bir şey olacak. Aa, ben bu future'lara takılıp kaldım ya. Artık apokalips yapmak istemiyorum. İlk arabaların hepsini neredeyse apokalips yaptık. Birazcık future'dan devam etmek istiyorum ben. Bunu satın alıyorum ve... Ebesininki abi ya. Ebesininki. Yani bu ne? What the fuck ya? Oğlum bayağı manyak bir şey olacak bu ha. Yani bu haliyle bile çok manyak. Arkada bir teker boşta resmen, bakar mısınız? Vay anasını. Neyse tamam hadi bakalım. Race Wheel 2 koyalım. Boost'u ben sana koyacağım abi. Benim hoşuma gittin bayağı. Boost'u yapıştırdım. Ondan sonra Bodywork. İşte bak Future'a bu yakışmıyor ya. Böyle daha düzenli şeyler olsa. Ama hadi alalım ya. Hadi alalım. Bu araba da hayvan gibi yani. Alalım bunu hadi. Hadi alalım. Armor Plating'e geçelim. Ondan sonra yine full'ünü alacağız tabii ki. Aynen full. Budur. Heavy. Sonra engine. Full abi engine'i. Ondan sonra exhaust. Exhaust. Ooo exhaust. Yanında 2 tane var. 3 tane oldu. 2 tane bu şekilde. 3 tane bu şekilde. Ooo önden falan da çıkıyor. Tamam abi ben önden çıkanı da istiyorum. Her yerden egzoz fışkırsın. Hem arka hem önde egzoz var. Grille geçtik şimdi. Şurası. Ha orayı kapatmayalım ya. Ha kapatsak mı ya da? Bilemedim ya. Bilemedim. Sanki böyle güzel ya. Aynen abi çok bozuyor bu. Böyle güzel. Böyle güzel. Vallahi böyle güzel. Light'ını aldık. Hood'a geçtik şimdi. Hood. Uuu tamam ver bunlardan ver bana. Bana bunlardan ver. Okey tamam şunu alalım abi. Bu zaten favorim biliyorsunuz. Ondan sonra kornaya gerek yok. Işığa geçelim. Işık abi sana kırmızı. Yine yakışır. Bu tarz arabalara zaten kırmızıdır yani. Kırmızı yakışıyor. Kırmızı ışığı yapıştırdık arkadaşlar buna da. Hadi bir kornaya geçelim bakalım neymiş standart bu kamyon. Uuu kamyondan da iyi lan standardı. Tamam standardı kalsın tabii ki. Işık koruması, light covers. Ha bir dakika. Ha alsak mı ya? Aslında güzel ya alalım. Güzel hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti bunu alalım. Bir de arka tarafta varmış aynısından. Arka tarafa da alalım. Niye konuşamadım? Takıldım yine. Livery'e geçtik. Şimdi abi Livery'e her arabada aynı. Artık ben nan yapacağım bunu yine. Hiçbir Livery falan istemiyorum. İsim iki teker. Aynen. Tarladım yine bir şeyler. Rastgele bir şey. Arka tarafta iki teker boşu ya. Oradan aklıma iki teker geldi. İki teker yaptım ismini. Respray'e sonradan geçeceğiz tabii ki. Şimdi respray yapmayalım. Tavan. Tavana yine armor'u ekledik. Dikenler içeride kaldı ama olsun. Spare wheel. Oo, arka tarafa. Oy, bir dakika. Böyle ya kutu koyuyorsun ya da kocaman bir teker koyuyorsun. Ben teker koyacağım abi. Teker daha havalı gözüktü şey kutulardan bence. Transmission full abi. Turbo fullle. Ondan sonra zıplama. Sen zıpla da ya. Sen her şeyi yap ya. Sen zıpla bakayım nasıl zıplayacaksın. Ondan sonra teker. Teker değiştirmeyeceğim. Çünkü ooo. Shit, değiştirebilirim. Değiştirebilirim. Güzel tekerler varmış. Bayağı güzel tekerler varmış. Hatta daha güzelleri varmış yani. What the fuck? Bu ne? Oğlum bunlar ne? Bir dakika burada bir şey daha var. Vay anasını. Bayağı teker var ha. Böyle bir şey yapabilirim. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Bu ne abi? Bayağı teker var hem de bayağı güzel teker var. Vay anasını. Neyse dur bir dakika. Rengini falan karar verdikten sonra karar veririz. Limo yapalım camları. Ondan sonra silah. İtekleme silahımız yine. Bak böyle güzel ha. Böyle olabilir. Bakalım şimdi bir. Hiç böyle yok böyle. Tamam okey. Bu hoşuma gitti nedense. Bakalım böyle. Ha yine bıçaklı mıçaklı. Abi bunlardan şaşmayalım ya. Bunlar itekleme konusunda bayağı iyiler. Bir de dikenli mikenli ya. Bundan şaşmayalım. Hadi bunu alalım yine. Ondan sonra primary silahımız ne olacak yine? Oo bayağı armorlu falan geldi.
Plazma olacak tabii ki. Plazmalı olacak. Ondan sonra proximity mine. Ha, proximity mine. Kinetic EMP slick sticky. Silik olsun ya. Kaydıranlardan takalım bunun arkasına. Ondan sonra bir şey kalmadı. Tamam, güzel. Respray'e geçelim bakalım şimdi. Bu araba ne olur? Şöyle matlardan gidelim. Mat, siyah ve altın yine çok şekil oldular. Abi bu sarı çok güzel ya. Ben bu sarıyı istiyorum. Vallahi bu sarıyı istiyorum. Aldım abi. Direkt deep yellow yaptım. Metallic siyah yapalım arkadaşlar bunda. Şimdi bir de şu ince detay renkleri var. Bu ne olabilir? Bu da sarı olur ya. Aynen, bu da sarı olur şöyle hafiften. Hatta bu da deep yellow olsun. Şöyle güzel bir detay olmuş olur bu. Okey, bunu da yaptık. Şimdi sırada tekerlekler var. Haydi bakalım tekerlekler. Tekerlekler güzel aslında ama birazcık bakalım ya. Belki daha güzel bir şey buluruz. Bu tekerler güzel ya. Niye biliyor musunuz? Hani jant değil bakın. Tekerler güzel. Tekerlek güzel. Jantlar burada daha güzel ama tekerlekler kötü ya. Bakın, demek istediğimi anladınız mı? Lastik yani direkt. Lastikler kötü. Heh, kelimenin doğrusu lastik, evet. Lastik kötü oluyor buna geçince. Baksanıza. Lastikler kötü. Bunda lastik güzel ya. Jantı daha güzelini buluruz ama hani lastiğe değmez. Bak. Hani böyle mesela güzel oluyor. Aslında bayağı da güzel oluyor. Ama lastik işte. Lastik sıkıntı. Aslında böyle güzel oldu ha. Lastikten feda etsek mi? Bilmiyorum, böyle kocaman bu renkte bir jant hoşuma gitti. Tamam, bunu alalım ya. Bunu alalım hadi, lastikten feda ettik hadi. Ondan sonra bir de bulletproof, yoksa bulletproof'u alalım. Yokmuş, saçmalık, aldık. Tamamdır, haydi bakalım çıkalım. İnceleyelim bir de dışarıda bakalım. Manyak bir şey oldu var ya, manyak bir şey oldu. Ben bundan hiç bu kadar beklemiyordum gerçekten. Eski hurda bir araba gibiydi yani. Dehşet bir şey oldu. Aç farları abi. Aynen, kırmızı kırmızı şöyle şeklimizi yapalım. Abi bu nedir ya? Lan bu ne? Tekleme testi. Haydi bakalım. Zıbam abi, bir şey diyeceğim. Karar veremiyorum. Gerçekten oyundaki en iyi itekleyen araba hangisi? Yani bu da olabilir şimdi. Deminkine iyi dedim. Ama bu da hiç bana mısın demiyor yani. Baksanıza. Bak, hiç etkilenmiyor. Abi bir dakika. Bunu bile... Tamam. Bunu bile iterse yani bu işte bir şey vardır diyecektim. Bunu bile itti abi. Bunu bile itti, hem de uçurdu yani. Bir dakika, bir zıplayalım bakayım. Hadi bakayım. Hova! Tam üstüne çekildim ha. Abi manyak bir şey lan bu. Aha dur. Tırla çarpacağım. Üff. Abi bu manyak bir şey. Galiba bu sefer gerçekten galiba en iyi iteni bulmuş olabiliriz. Yani galiba bu sefer en iyi iten bu. Şuna bakar mısınız? Bu nedir? Bak. Zıbam. Abi bir de dağ falan da çok rahat tırmanır bu. Baksana, hiç koymaz. Hiç koymaz abi. Direkt gider. Dağlar taşlar. Her yerde gider bu. 6 yıldız bununla yapılır ha işte. 6 yıldız bununla yapılabilir. En kolay bununla olur gibime geliyor. Bu nedir arkadaş? Şuna bakın ya. Manyak gibi gidiyor. Zaten hani bu araba değil yani. 6 tekerli bir şeyin üstüne, platformun üzerine o eski arabayı koydular sadece. Her şeyini kaybetti araba. Farklı bir şey oldu baksanıza. Bu nedir ya? Manyak bir şey oldu bu ya. Dumanlara bakar mısınız çıkardığı? Bir de ön taraftaki motordaki detaya bakar mısınız? Bunu yeni eklediler. Şu motor detayına. Gaz verdikçe açılan kapakçıklar koymuşlar. Eskilerindeki değişmemiş maalesef ama onu kontrol ettim geçenlerde. Abi çok iyi ya. Bayağı iyi. Gerçekten efsane bir araba bu. Rengi falan filan da inanılmaz hoşuma gitti. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten bence çok güzel oldu. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın yani. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Geriye incelenecek sadece iki araba kaldı, bir bölüm kaldı yani. Devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Çekilişe katılmayı unutmayın. Aşağıda açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Adios amigos.